أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Değerli Kur'an-ı Kerim okuyan ve anlamaya çalışan arkadaşlarımız, bugün yani bu akşam, bu gece okuyacağımız ve meallendirmeye çalışacağımız suremizin ismi Kaf suresidir. Kur'an-ı Kerim'de Kaf suresi 50. sure olarak Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır. Ve toplamda 45 ayetten müteşekkildir. Şimdi bunu şöyle hem Arapçasından okumaya çalışalım hem de meallendirmeye çalışalım. Kaf suresi ismini birinci ayetin ilk harfi olan şu kaf harfinden almaktadır. Ve şu kaf harfinin de manası sade bir şey olduğu için, harf olduğu için mana verilemiyor buna. İşte diğer 29 surenin başında nasıl mukatta harfler varsa Kaf suresinin de başında böyle bir harf bulunmaktadır. Bunlar da, bu harfler de Kur'an-ı Kerim'in şifreleri olarak değerlendiriliyor. Kur'an-ı Kerim'i koruyan şifrelerdir şeklinde değerlendiren arkadaşlarımız da vardır. Suretu Kaf, Kaf suresi Mekkiyetun, yani Mekke'de inmiş bir suredir bu. Mekke'de indiğini, Medeniye yazsaydı Medine'de indiğini gösterecekti. Burada Mekki yazdığına göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de yaşadığı zaman bu sure inmiştir. Tabi Kur'an-ı Kerim'in diziliş sırası ile surelerin iniş sırası aynı değildir. Bu birinci sırada yer alan ifade surenin ismini ve nerede indiğini gösteriyor. Altında yazan ikinci satır ise bu surenin kaç ayetten oluştuğunu bildirmektedir. Şimdi burada okuyalım. Ve hiye, şu hiye o demek. Yani şu Kaf suresini kastederek diyor ki o, yani o sure, o Kaf suresi hamsun ve erbaune aye. Şimdi burada hamsun birler basamağı, ondan sonra da bir basamak verilirse onlar basamağı olur. Bu birler basamağındaki hamsun 5 demektir. Sonra ve erbaun, bu da 40 demektir. O zaman 40 yanında da 5 olursa ne olur? 45 ayettir. Demek ki Kaf suresi 45 ayetten oluşmaktadır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bu arada biz neden Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken euzu çekiyoruz? Bunun sebebi Nahl suresi 98. ayette yer alan bir emirdir. Emir gereği biz bunu yapıyoruz. Mesela Tevbe suresinin başında şu besmele yoktur. Bismillahirrahmanirrahim yoktur. Biz Tevbe suresini okurken Bismillahirrahmanirrahim demeyiz de ne deriz? Euzu billahi mineşşeytanirracim deriz. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'i bizim okuyacağımıza başlamadan evvel besmele, euzu çekmemizi istiyor. Yani Nahl suresi 98. ayette diyor ki fe ize qara'tel Kur'ane, Kur'an okuyacağın zaman feste iz billah,
Allah'a sığın. Mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan. Kur'an okuyacağın zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. İşte o sebepten mütevellit biz de tüm, yani Kur'an-ı Kerim'i okuyacak her kim varsa hepsi ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'e başlamadan evvel evuzu çekiyorlar. Ve biz de çekiyoruz. Sebebi budur yani. Evet, Bismillahirrahmanirrahim dedik. Rahman, Rahim, Allah'ın ismiyle. Şu kaf ifadesi demin de söylediğim gibi manaları, yani manası verilmemiştir. Şifreli harflerdendir. Kesiş harflerdendir. Tabi bunların aslında buraya koyuluş sebepleri vardır. İşte Kur'an-ı Kerim'in korunmasını sağlayan bir hüviyeti vardır şeklinde inceleyen arkadaşlar da vardır diğer harflerle beraber. Neyse biz devam edelim. Vel Kur'anil Mecid. El Mecid şerefli, değerli, yüce manalarına gelmektedir. Yani şerefli Kur'an'a yemin olsun. Şuradaki ve ile başladığı zaman vel Kur'an dediği zaman örneğin vel ve nücum dese yıldızlara yemin olsun der. Vel insan dese insana yemin olsun der. Yani bunun gibi bu şekilde başladığı zaman ayete burada bir kasem, bir yemin olduğunu görüyoruz. Vel Kur'anil Mecid ifadesi de değerli, şerefli, yüce Kur'an'a yemin olsun. Bununla başlıyor ayete. Bel acibu, doğrusu acayiptir. Bizim bildiğimiz acayip var ya, garip, acayip işler. Hani onun manası. Bel acibu ence ehum. Buradaki ca'e gelmek demektir. Burada hum da onlar. Şimdi onlara geldi acayip bir şey. Doğrusu yani böyle şaşılacak bir şey. Bir şaşılacak bir durum var ortada. Ve diyor ki doğrusu bel acibu, doğrusu şaşıldı ya da şaşılacak bir durum var. Ence ehum munzirun minhum. Şimdi minhum nedir? Onlardan munzir, munzir burada peygamber demektir. Nebi demektir, resul demektir. Yani mana olarak da uyarıcı demektir. Onlardan, yani onların arasından, onların içlerinden bir uyarıcı hüm onlara cae de geldi. Gelmesine işte şaşıyorlar. Şaşılacak bir durum. Fekale, bu sebepten dolayı da yani bu içlerinden kendilerine bir uyarıcı geldikten sonra da fekale ve bu sebeple dediler ki, gale dedi, kim demiş? El kafirune, kafirler. Yani bir tane, iki tane kafir değil de çokluk şeklinde gelmiş. Kafirun, kafir dese bir kafir. Kafirun, kafirler dedi ki, heze şeyun acib. Heze bu. Şeyun acib, acayip bir şeydir. Yani şaşılacak bir şey. Bu ne acayip bir şeydir? Neden bahsediyor? Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Şimdi burada birinci ayette diyor ki şerefli Kur'an'a yemin olsun. Şimdi bu şerefli olan, değerli olan Kur'an'ın insanlara bir munzir tarafından gelmesi, bir uyarıcı, bir peygamber tarafından onlara gelmesi
onlar tarafından şaşılacak bir durum olarak nitelendirilmiştir. Hatta demişlerdir ki, yani bunlar şimdi Kur'an-ı Kerim'i ya okumuşlar ya da ki okunmasına tanık olmuşlar ve demişler ki ne acayip bir şeydir. Bu çok acayip bir şeydir. Heze bu, yani şu Kur'an-ı Kerim'i kastediyor. Bu şeyun acayip, acayip bir şeydir. Neden böyle diyorlar? Yani bunun acaba hangi yönünü ya okumuşlar ya da birisi tarafından, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından okunduğuna şahit olmuşlar ki böyle bir şey söylemişler. Şimdi ona bakalım. İze mitna. Şimdi bu ize başında bir e olması soru işareti olduğunu gösteriyor. İze zaman mı? Mitna. Mit ölmek demek. Na da biz. Biz öldüğümüz zaman mı ve kunna ve olduğumuz, ne olduğumuz? Turaben, toprak olduğumuz zaman mı? Bu zaman ikisine de şöyle şey yapar, atfedilir. Şimdi biz öldüğümüz zaman mı ve kunna turaben ve toprak olduğumuz zaman mı? Şimdi bunlar bu soruyu öyle sormuşlar ki, yani bunlar neden bahsediyorlar? Biz öldüğümüz zaman mı ve toprak olduğumuz zaman mı? Yani biz dirileceğiz manasında soruyorlar. Dirileceğiz kelimesi olmasa da bunu bu şekilde sormaları onu o şekilde olduğunu gösteriyor. Zalike, işte bu racun. Racun nedir? Geri dönme. Geri dönüş. Baidun. Baid de uzak demek. Yani işte bu geri dönüş çok uzak bir şeydir. Uzaktır. Uzak bir dönüştür. Yani buna inanmıyorlar. Biz diyor bu Kur'an-ı Kerim'i demek ki dinlemişler. Kur'an-ı Kerim ne demiş onlara? Öldüğünüz zaman dirileceksiniz, hesaba çekileceksiniz. Çürümüş kemikler olsanız da, toprağa karışsanız da, toprakta yok olsanız da ne olacak? Sizler dirileceksiniz. Bunlar da diyor ki çok acayip bir şey. Biz böyle bir şey duymadık. Siz nereden çıkarıyorsunuz bunu? Bu çok uzak bir dönüş. Yani bizim tekrar dünyaya dönmemiz mümkün değil. O yüzden diyorlar. Zalike racun ba'id. Yavuz Hakan, kafirler onları zaten biliyorlar. Aslında bilseler böyle de söylemezler. Çünkü acayip bir şey dinlediklerini ifade ediyorlar. Yok Hülya'nım, sen müfessir misin? Müfessir falan değilim. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Meal çalışması yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Yavuz Hakan başka bir şey anlatıyor diyorsun ama ayet anlatılan neyse onu aynen vermeye çalışıyorum ben burada. Farklı bir şey söylüyorsa onu da sen yaz, okuyalım bakalım farklı bir manası ne olabilir. Şimdi yorumlamak için müfessir olmaya gerek yok. İlla ki müfessirler yorumlayacak diye de bir ayet yok. Kur'an-ı Kerim'i her vatandaş okur, her vatandaş da manasını çözmeye çalışabilir. Bunun önüne kimse engel koymamıştır. Kimse de engel koymaya çalışmıyor. Bu arada su da içiyorum ama boğazımda bir hışkırık meydana gelmiş, öksürüyorum. Şimdi konuyu dağıtmadan devam edeyim. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. Onlar dediler ya, hani bu ne acayip bir şeydir. Bunu neden söylüyorlar? Bunun acayip olduğunu neden söylüyorlar? Çünkü Kur'an-ı Kerim bunlara diyor ki siz öldükten sonra dirileceksiniz.
kəmik olacaqsınız, toprağa qarışacaqsınız, Allah sizi qiyamətdə təkrar diriltəcək. İşte bunlar da buna inanmadıkları için, öldükten sonra dirilişe inanmadıkları için ne yapıyorlar? Diyorlar biz öldüğümüz zaman mı? Toprak olduğumuz zaman mı? Hah, demek ki neymiş? Bunlar buna inanmıyorlarmış. O yüzden diyor biz acayip bu Kur'an-ı Kerim bu nasıl çok acayip bir şey. Yani bunların inancına ters ifadeler var. Zalike raci'un baid. İşte bu uzak, baid nedir? Uzak. Uzak bir dönüş. Yani tekrar şey yapma, dirilmek, tekrar yeni bir dünyaya gelmek bunlar için uzak bir dönüş. Yani inanmadıklarını söylüyorlar. Kat alimne, bu kat kesinlik, yani kesinlikle gerçekten o manalara geliyor. Gerçekten alimne, biz bildik ya da biliriz, bilmişizdir. Me tenkusul arzu minhum. Şimdi bu me şey demek burada, tenkusu da noksanlaştırmak, eksiltmek, bir şeyden eksiltmek demek. El arz da arzın eksilttiği şeyi biz biliriz, bilmekteyiz. Minhum, onlardan. Onlardan arzın, yani bizim arz derken burada dünyamızın toprağından bahsediyor. Dünya toprağı. İşte onlardan arzın eksilttiği, noksanlaştırdığı şeyi biz, buradaki nabiz demek, alimde bilmek, biz biliriz, bilmekteyiz. Ne demek istiyor yani? İnsan öldükten sonra mezara giriyor, toprağa karışıyor ya, işte orada insanın bedeninden nelerin toprağa karıştığını, toprağın onlardan neleri eksilttiğini, işte etlerini hani kemiklerinden ayırıyor ya toprak, onu çürütüyor, toprağa karıştırıyor, bir de mezara atıyorsun 5-10 sene sonra, artık kemikten başka bir şey göremiyorsun. İşte toprağın onlardan neyi eksilttiğini biz bilmekteyiz diyor. Olay bu. Ve indene kitabun hafizun. Şimdi ve indene bu nacine, bak kelimelerin sonunda na ifadesi görürsek bu nedir? Na biz demek. O zaman ne olur? İnde de yanımızda, katımızda demek. Ve indene, ha, bizim katımızda. Bizim katımızda kitabun hafiz. Bir kitap vardır ki o hafiz, saklı bir kitap vardır. Yani bu nedir? Kitabun hafiz. Bizim katımızdaki kitabun hafiz hangi kitaptan bahsediyor? Elbette ki önceki Kur'an-ı Kerim'in bilgilerimizden, diğer ayetlerden aldığımız bilgi nedir? Levh-i Mahfuz. Bir diğer ismi Levh-i Mahfuz. Nedir bu? Allah'ın katında bulunan bir kitaptır. Onda her şey yazılıdır. Geçmiş, gelecek, yaşanacak olan şeyler, yaşanmış olan şeyler, her şey o saklı kitabın içinde yazılıdır. İşte o yüzden Allah diyor ki, toprağın onlardan neler eksilttiğini biz bilmekteyiz. Çünkü bunların hepsi saklı, korunan, hafiz, korunma demek, saklı aynı zamanda demek, saklı, korunan kitabın içinde bulunmaktadır. Bizim katımızdadır o kitapta. Bel kezzebu bil hakkı. Şimdi böylece, bu şu bele bazen böylece, bazen bilakis, yani çeşitli manalar veriliyor cümlenin, ayetin durumuna göre. Bel kezzebu, işte kezzeb yalanlama demek. Yalanladılar bil hakkı. Neyi yalanladılar? Hakkı yalanladılar. Hakka karşı yalanda bulundular. Yani onu kabul etmiyorlar. Hakkı kabul etmediler. Hakkı yalanladılar. Lemme vaktaki, ne zaman yalanlamışlar? Ca'ehum, şu ca'e neydi? Gelmek. Hum da onlar.
onlara geldiği lemma da işte vakta, vakit demek. Onlara geldiği vakit, geldiği zaman. Hak onlara işte geldiği zaman onlar ne yapıyorlar? Yalanlıyorlar. Fehum böylece onlar. Şu fe her zaman burada önceki ayetin neydir? Sonucunu bildirir. Fehum yani bu yüzden onlar, fe bu yüzden, hum da onlar demek. Bu yüzden onlar fi içindedirler emrin meric. Emir de iş demek, meric de çalkantılı, sarsıntılı, öyle karma karışık bir iş. İşte yani bunlar bir şey içinde, bir istikamet üzere değiller. Yani böyle düşünceleri allak bullak. İşte allak bullak bir iş içindedirler onlar. Bu sebepten. Evet, şimdi buraya kadar ne gördük arkadaşlar? 5. ayete kadar. Kur'an-ı Kerim'in geldiğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kafirlere, inkar edenlere okumuş. Onlar da dinlemişler ve çok acayip bir şey diyorlar. Biz buna inanmıyoruz. Çünkü biz öldükten sonra dirileceğimize de inanmıyoruz. Bu işte söylüyor ama bizim buna inanmamız mümkün değil. Bunlar işte bu şekilde olmaları, inanmamaları durumunda da böyle allak bullak düşünceler içerisinde yaşayıp gidiyorlar. Kendilerine bu hakikat geldikten sonra böyle duruma düşüyorlar. Yani acaba ya doğru olursa ne olur şeklinde işte fikirlerinde çeşitli çalkantılar oluyor. Meriç nedir? Hercu merç diye bir şey duydunuz mu? Yani duymuşsunuzdur, hepimiz duymuşuzdur. Merç işte örneğin denizin çalkantılı olması gibi. Yani ya durgun olsa ya da böyle aşırı dalgalar olsa onlar hani şey olur, minimum ve maksimum noktalar olarak kabul edilebilir ama ne durgundur ne de aşırı dalgalıdır. Şöyle hafiften dalgalar şeklinde, yani küçük küçük dalgalıcıklar şeklinde deniz çalkantılıysa o manada da verilmektedir meriç kelimesi. Yani insanlar için kullanılırsa bunların düşünceleri allak bullak şekildedir. Şimdi efelem yenzuru, efelem bu e bildiğiniz gibi neydi? Soru sorarken bu başına e kullanılır. Efelem yenzuru, bu inzar kelimesi, öbür inzarla karıştırmayalım. Bak şuradaki şu munzir kelimesi, bu da inzardır. Yani M'yi kaldırırsak inzar olur. Bu uyarma manasındadır. Buradaki inzar nedir? Bakmak demektir. Yani kalın za ile yazılan bakmak, peltek ze ile yazılan da uyarmak demektir. Uyarıcı demektir. Munzir nedir? Uyarandır. Yani nebilere munzir denir. Yani resullere, nebilere işte. Efelem yenzuru, bakmadılar mı? Bu buradaki lem olumsuzluk bildirir önündeki kelimeye. Bu baktılar, yenzur, bakıyorlar. Ama lem olduğu zaman bakmıyorlar. Başında da bir e olduğu zaman soru oluyor. Bakmıyorlar mı? 5. ayetteyiz. 6. ayete geçiyoruz. Yavuz Bey. Efelem yenzuru, bakmıyorlar mı? İle semai. Bu şuradaki ile yön bildirir. Bakmıyorlar mı? İle nereye, yani bu ile yönünü bildirir. Nereye bildirmiş? Semaya. Semaya, semaya bakmıyorlar mı? Fevkahum, onların üstündeki, yani üst kısımlar. İnsanlar yaşıyor ya dünya yüzeyinde, üzerinde. İnsanların başlarını kaldırıp yukarıya doğru bakmaları onların üstlerinde olduğunu gösteriyor semanın.
Onlar üstlerindeki semaya bakmıyorlar mı? Kime soruyor bunu? İşte o Kur'an-ı Kerim'i dinleyip de bu ne acayip bir şey deyip de kabul etmeyenlere. Keyfe, nasıl? Burada da bir şey ne vardır? Soru vardır. Keyfe, nasıl? Beneynâhe. Bu beney dediği bina etmek. Na da biz. Biz bina ettik. He, bu, buradaki he de arzı, pardon, semayı kastediyor. Onu, he neydi? Semayı, yani buradaki zamirdir, he zamiri. Bu arada semanın da dişi bir kelime olduğunu görüyoruz, he olduğu için. Hu olsaydı, sema erkek bir hüviyete sahip olacaktı. Bildiğiniz gibi Arapçada kelimeler erkekli, dişili olarak ayırt edilmektedir, ayrılmaktadır. Sema demek ki dişiymiş. Nedir? Onu biz bina ettik. Nasıl onu biz bina ettik? Ve zeyyennâhe. Ve onu biz süsledik. Yine bu keyfeyi buraya vururuz. Nasıl süsledik? Nasıl bina ettik? Nasıl süsledik? Yani böyle semanın nasıl bina edildiğini biz bilmiyoruz. İşte baktığımız zaman uçsuz bucaksız bir sema görüyoruz. Direksiz, çatlaksız, fütursuz, böyle alabildiğine sonsuz görünebilen, bizim tabii gözümüz her şeyi göremiyor da görebildiği kadar onu o şekilde görüyoruz ve onda işte süslemeler var. Nedir bu süslemeler? Bunlar da bildiğiniz gibi yıldızlardır. Ay, güneş, bulutlar da olabilir. Bunun için yani semaya baktığımız zaman bizim görebileceğimiz şeyler onların süsü oluyor. Ve ma laha min furuc. Buradaki furuc ferc kelimesinin çoğulu, yani çatlaklar, yarıklar, çatlaklardan lehe onda ve me. Buradaki me olumsuzluk bildirir. Yani onda bir çatlak ya da çatlaklardan var mıdır? Yoktur. Ve me lehe onda yoktur. Min furuc. Herhangi bir çatlak, herhangi bir yarık, böyle bir bozulma, bir eğrilik yoktur. Gerçekten de gözümüzü yukarıya kaldırıp baktığımız zaman gökyüzünde herhangi bir ne çatlak görürüz, ne bir eğrilik görürüz, ne de bir nizamsızlık görürüz. Her şey yerli yerince. İşte Allah da diyor da işte bir yüzünüzü bir gökyüzüne çevirin, bakın onu biz nasıl bina ettik, onu biz nasıl süsledik. Herhangi bir çatlak da göremezsiniz, bulamazsınız. Öyle bir şey de yoktur zaten. Başka bir ayette diyordu ki onu biz sizin görebileceğiniz, yani göremeyeceğiniz ya da sizin görebileceğiniz direkler olmadan biz onu tutuyoruz havada. Yoksa sizin arzınızın üstüne düşer parça parça. Vel arza, şimdi buradaki arz dediği bizim dünyamızdır. Vel arza medetnehe, onu biz yaydık. Medet nedir? Bir şeyi sermek. Medetnehe, onu biz serdik, yaydık. Ve elkayne, ve biz bıraktık. Elka ettik, ilka ettik. Ona biz biz bıraktık. Fihe, onun içine, yani neyin içine? Şu arzın içine. Bu arada arz kelimesinin de erkek mi yoksa dişilik özelliği mi gösterir? Onu nereden anlarız? Şuradaki he zamirinden. Fihe, onun içine biz bıraktık. Ravasiye, büyük dağlar bıraktık. Ve embetne, ve embetne, ve biz bitirdik. Fihe, onun içinde, o arzın içinde, min kulli zevcin,
min külli, şuradaki külli demek her bir demek. Her bir zevt çift demek. Her bir çiftten, şu min den'den taksılır. Her bir çiftten behit, güzel, güzel, hoş, her bir çiftten onun içinde biz bitirdik. Tebsiraten bir basirettir ve zikra ve bir zikirdir. Neden bahsediyor? Basiret olması ve zikir olması. Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini burada söylüyor. Tebsiraten bir basirettir ve zikra ve bir zikirdir. Likulli her bir, likulli her bir abdin munib. Abid nedir? Kul demek. Munib de yönelen demek. Yönelen kul. Her bir yönelen kul için, li için demek burada. Her bir yönelen kul için hem bir zikirdir hem de bir basirettir. Yani insanın ufkunu açıyor. Hem de aynı zamanda nedir? Bir öğüttür, bir zikirdir. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَنَزَّلْنَا. Genelde bu kelimelerin sonundaki na'lar nedir? Biz demektir. Ahmet-i Türkiye aleyküme selam. وَنَزَّلْنَا biz inzal ettik. İnzal nedir? İndirmek. İndirilen bir şey yukarıdan aşağıya doğru eğer getirilirse ona indirmek denir. Mesela semadan aşağıya bir şeyin düşmesi ona inmek denir. Ve nezzelna ve biz indirdik mine semai semadan. Bu min dendandır. Semada semadır. Gökyüzü demek. Gökyüzünden semadan biz indirdik. Şimdi indirdik ama neyi indirdiğini açıklaması lazım. Me'en. Bir su indirdik. Bir su indirdik. Bu su nasıl indirilmektedir? Yağmur vasıtasıyla yeryüzüne indirilmektedir. Bunu herkes biliyor zaten. Ama Allah ne diyor? Semadan o suyu da indiren biziz. Kendi başına da inecek değil. Hakikaten de çok ölçülü bir şekilde inmektedir yeryüzüne. Her bir damla gökyüzünden yere inerken yere zarar vermeden iniyor ve Yavuz Hakan sadece su mu iner? Sadece su inmez. Melekler de iner. Yukarıdan aşağı iner. Ama burada kastettiği mai dediği sadece burada suyu ifade etmektedir. Diğer başka şeylerde su ile beraber mesela ne iner? Suya gökyüzünde çarpan azot, diğer gazlar da bu su damlacıklarına yapışarak yeryüzüne inerler. Yani böyle şeyler de olabilir. Kar da olabilir, dolu da olabilir. Zaten iniyor onlar. Fakat Allah burada daha çok mai özelliğini, yani bununla diyor biz o arzda bitkileri bitirdiğimizi, güzel güzel bitkileri biz onunla, o su ile çıkarıyoruz. Mesela dolu, dolu bildiğin gibi azaptır. Azap, yani dolu ile bitkiler bitirilmez, bitkiler ne yaparlar? Dövülürler. Allah dolu ile bitkileri döver ve bitkiler bitmişken artık biçilmiş olurlar. O da insanlara, onu yiyecek hayvanlara zarar verir. Bu ayrı bir mesele. İşin başka bir boyutu. Ama burada ifade edilen وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ semadan biz indirdik su, bir su mübareken. Şimdi nedir? Mübarek bir su indirdik. Mübarek nedir? Bereketli demektir. Bereketli olması, suyun bereketli olması bilinmeyen bir şey midir? Herkes biliyor ki yani su, yağmur şeklinde yeryüzüne inen su
insanlar ve hayvanlar için bereketten başka bir şey değildi zaten. Eğer yağmur yağmazsa zaten işte o zaman kıtlık, kuraklık meydana gelir. Millet zarar görür. İşte suyun inmesi ne olur? Bereketlik olur, bolluk olur. Herkesin sevineceği bir durum. Aynı zamanda suyun, o suyun demin söylediğimiz gibi yukarıdan aşağıya inerken azotu da beraberinde kendisine yapışmak suretiyle yere indirmesi bir bereketin başka bir boyutudur. Yani gübreleme, tarlaları gübreleme durumunda aynı zamanda o gübrelerin içerisinde azot var ya, işte azotun bir miktarı da gök yüzünden yere o damlacıklar sayesinde indirilmektedir. فَاَنْبَتْنَا ve biz bitirdik böylece bu sebepten, bu yüzden o su indirildikten sonraki hali anlatıyor. فَاَنْبَتْنَا ve biz böylece biz bitirdik bihi onun ile. Buradaki hi o maiye gider, yani suya gider. Demek ki su neymiş? Erkeklik özelliği gösteriyor. Bunları da ayrı ayrı söylemeye çalışıyorum ki hani gramer olarak bazı kelimelerin dişilik özelliği mi, erkeklik özelliği mi gösterip göstermediğini hani şey yapalım, anlamaya çalışalım, aklımızda tutmaya çalışalım. Yani mai her zaman erkeklik özelliği gösteren bir kelimedir. O da hi zamiri ile gösterilmektedir. İşte bihi diyor ki onunla, yani o su ile biz bitirdik cennetin, bahçeler bitirdik, bağlar, bahçeler ve habbel hasid. Habbe de dane demek. Dane el hasid, hasat edilen ya da hasat edilebilen daneler bitirdik. Şimdi sadece bununla kalmıyor tabi. Böyle hasat edilebilen daneler burada ifade edilmiş ama sadece bunu bitirdiğini ifade etmiyor. Bunu da içine alıyor. Diyor ki yani hasat edilebilen daneler biten şeyleri de, bitkileri de o su ile biz çıkarırız. Daha çok bunları çiftçiler o daneli olan şeyleri, arpa, buğda, yulaf, çavdar, tritikale, korunga, mısır, ne bileyim böyle vesaire vesaire şeyler, onlar hasat edilebilen şeyler. Onları işte o su ile biz ne yapıyoruz diyor? Çıkarıyoruz, bitiriyoruz. Ve nahle ve hurmalar, nahle basikatin lehe tal'un nazid. Şimdi buradan geriye gidelim. Tal'un nazid böyle tomurcukları nazit olmuş, dizilmiş, sıra sıra dizilmiş. Hani bir şey olur ya, hurma ağacı olur ya, o hurma ağacında böyle bir salkım olur. O salkımın başında belki 100-200-300 kaç tane ise bilmiyorum şeyler olur. Tomurcuk şeklinde hurmalar olur. İşte onların o dizilimini de Allah diyor ki biz yapıyoruz. Tal'un nazit, dizilimli tal'un nazit tomurcukları, yani o yemişleri, hurmayı insanlar yiyor ya, işte o yemişlerine tal'un diyor. Tomurcukları dizilmiş onun için yani salkımlı biz hurmalar meydana getiriyoruz. Rızkan lil ibad. İbad nedir? Kul demek. Lil ibad dediği zaman da kullar için olur. Abid kul, ibad da kullar. Kullar için rızıktır. Korkmazoğlu, Arapçayı nasıl öğrendiğini söyledi. Arapçayı öğrenmiş değilim. Yani Arapçayı öğrenmek için de herhangi bir mücadele vermedim. Sadece Kur'an-ı Kerim'in kelimelerini öğrenmeye çalışıyorum. Çeşitli çeşitli materyaller kullanarak yani öğrenme yolunda devam etmeye çalışıyorum. Öğrenmişliğim de net değil. Öyle her sureyi okuyup
meallendirecek şeyim yoktur. Potansiyelim yoktur. Bu materyaller nedir o zaman? Tayfun soruyor. Bu materyaller işte başlangıçta lügattır. Arapça, Türkçe lügatlar. Başlangıçta benim çalıştığım onlardı. Onlardan faydalanıyordum. Sonra onlardan sonra bu renkli çıkan Kur'an-ı Kerimler var. Renkli kelime mealli. Onlardan faydalanıyorum. Hala da faydalanıyorum. Korkmazoğlu diyor ama lügat ve kelime öğrenmek tercümesin yeterli değil ki. İşte sadece onunla değil, materyalleri hangiler olduğunu söylemeye çalışıyorum. Sadece lügat değil. Renkli Kur'an-ı Kerimler var. Onlar. Sonra bu telefonlara indirebileceğimiz uygulamalar var. Kur'an-ı Kerim meal çalışması uygulamaları. Yani işte bunlar ve diğer meal yazan Kur'an-ı Kerimler var. Yani 40-50 tane Kur'an-ı Kerim var meali. Onlardan da faydalanıyorum. Çeşit çeşit işte materyaller dediğim bunlar zaten. Bunlardan yoğuruyorum böyle. Ne çıkıyorsa artık ortaya. Kendi anlayış tarzımı da içine ister istemez katmak zorunda kalıyorum. Hocam o telefondaki uygulama hangisi? Telefondaki uygulama şeydir. Kur'an-ı Play Store'a gireceksin. Orada Kur'an-ı Kerim meal şeklinde yazdığın zaman birkaç tane uygulama çıkıyor zaten. Onların hepsini de indir. Hepsi sana faydalı olacaktır. Yavuz Hakan, ben sizin başaracağınıza inanıyorum. İnşallah. Yani başarmak ne zaman olur? Tamamına vakıf olup tamamını çözebilirsek eğer başarmış oluruz. Bir de okunduğu zaman anlayabiliyorsak başarmış oluruz. Yani durum bu şekilde. Neyse devam etmeye çalışalım. Rızkan lil ibad, kullar için, bu li için demek burada. Mesela fi içinde demek ama li için demek. Lil ibad, kullar için rızıktır, rızkan. Bu kullar için rızık olan neydi? İşte bu hurmadan bahsettik, kullar için rızık. Yani sadece şimdi burada sadece nahlı hurmayı vermesi bir örneklemdir yani. Bundan bütün sebzeleri, meyveleri sıralayabiliriz. Ve ahyeyne ve biz canlandırdık, hayat verdik. Ahya, hay ismi. Allah'ın hay ismi var ya, diriltme, canlandırma, yaşatma özelliği. Allah sizden de razı olsun binenan. Ve ahyeyne, buradaki na nedir? Biz demek. Biz hayat verdik, canlandırdık, dirilttik. Bihi onun ile. Ne ile? Su ile. Onun ile. Çünkü oradaki mayı hizamiri ona atfetmişti. Onunla biz hayat verdik. Beldeten meyte. Bir beldeye meyte. Meyte de ölmek demek. Ölmüş bir beldeye. Ölmüş bir belde. Bu belde dediği şeydir. Köy, kasaba, ilçe, işte yerleşim yeri, herhangi bir yer. Ölmüş bir beldeye onunla biz hayat verdik. Yani orada yaşayan insanların, o beldede yaşayan insanların faydalandığı, ekip biçtiği topraklar, işte onlara biz bu su ile hayat veriyoruz. İşte onlardan da rızıklar çıkarıyor ve insanlar da o rızıklardan faydalanıyorlar. Hem insanlar içindir hem de kullar içindir. Pardon, hayvanlar içindir.
binaen Kur'an tefsir bir arada. Ya işte en azından uğraşıyoruz da, yani şimdi gidip yatabilirim. Yattığım zaman kalkacağım ki sabah olmuş. Ama şimdi yatmıyorum, uğraşıyoruz yani böyle Kur'an-ı Kerim'le. Az olsun, öz olsun, hiç olmazsa bir sayfa olsun. Hiç olmazsa yani bir şeyler yapalım da, ne yaparsak yapalım bizim faydamızadır. Çünkü biz sadece bu dünyaya gönderilmiş insanlar değiliz. Bizim ahiretimiz de var. Ahiretimize de çalışmamız lazım. Bu Kur'an-ı Kerim'i de anlamaya çalışmamız lazım ki buradaki aldığımız bilgileri biz uygulayalım hayatımızda, dünyadaki hayatımızda uygulayalım. Çünkü öbür tarafta Allah bize bu Kur'an-ı Kerim'den soracaktır. Zuhruf 44 olması gerekir. Zuhruf 44'te diyor, biz bu Kur'an-ı Kerim'den sizi hesaba çekeceğiz. Madem Allah bizi hesaba çekecek, biz de bir şeyler yapalım yani azdan çoktan. Kezalike, böylece kezalikel huruc. Bak, çıkış da bunun gibidir. Çıkış da böyledir diyor. Şimdi o su ile, gökyüzünden indirilen bir tek su ile bir sürü nebatat bitirmiştir Allah o su ile. Bir sürü nebat çıkarmıştır topraktan. Ölmüş bir toprağa hayat vermiştir. O toprağa can vermiştir. Ondan çeşit çeşit güzel bir şekilde bitkiler bitirmiştir. Onları topraktan canlı şekilde yukarıya çıkarmıştır. İşte diyor, sizin de çıkışınız bu şekildedir. Yani siz de kabirlerinizden, mezarlarınızdan, nerede bulunursanız bulununuz, Allah'ın emri geldiği zaman kıyamet günü bu şekilde çıkacaksınız. Yani sadece bir emre bakıyor. Sur üfürülecek. Sur üfürüldüğü zaman, tabi birinci sur değil de ikinci sur üfürülecek. İkinci sur üfürüldüğü zaman artık diriliş başlamıştır. Emir gelmiştir. Her bir vücut, her neredeyse, nerelere parça parça olmuşsa, atomların nerelere gitmişse, kemikleri un ufak olup nerelere dağılmışsa, hepsi Allah'ın emriyle bir araya getirilecektir. Yeniden bir yaratılış o insan için, o vücut için gerçekleştirilecektir. Yani Allah'ın emirleridir bunlar. Allah vaadinden caymaz. Çünkü bunu vaat ediyor ki, ben böyle yapacağım. Sizleri tekrar dirilteceğim. Sonra hesaba çekileceksiniz ve sonra ödüllendirileceksiniz veya cezalandırılacaksınız. Yani durum bundan ibaret. Zaten bu Kur'an-ı Kerim'inde 114 tane indirilmiş suresini incelediğimiz zaman bir insanın sadece dünyada yaşaması değil, ahirete yönelik de yaşaması ve orada sonsuz bir hayatın olduğunu göstermesi, her bir surenin içerisine az az yerleştirilmiş şekildedir. Uzun surelerde çok yerleştirilmiş, kısa surelerde özet şekilde yerleştirilmiş. Öyle kelimeler bırakmış ki, yani o kelime o uzun surelerin içerisindeki anlatılanların hani nokta diyeceğimiz bir şekilde anlatımıdır. Hani öyle seçilmiş kelimeler var. Mesela burada da çok önemli. Şuradaki kezalikel huruc demesi yeniden dirilişin nasıl olduğunun çok özet bir şekilde gösterimidir. Çıkış da böyledir diyor. İşte anlattı. Çıkış da böyledir. Bu çıkış dediği nedir? İnsanların kabirlerinden çıkışını söylüyor. Kezzebet yalanladı. Kezzebet. Kezban şeklinde isimler var. Başka ne var? Kezban da olabilir. Kezban, tükezban. Bunlar bu kelimenin çeşitli versiyonlarıdır. Bunların da manası nedir? Yalan demek. Yalanlamak, yalan saymak. İşte kezzebet gablehum. Gable önce demek. Hum da onlar. Onlardan önce yalanladı.
Bakalım kim yalanlamış? Kavmu Nuh'in. Bak, kavmu Nuh. İşte Nuh kavmi. Diyor ki onlardan önce Nuh kavmi yalanladı. Bu kimi? Şuradaki onlardan dediği, onlardan önce dediği kimdir? Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında yaşayan kafirler var ya, inanmayanlar. Başta dedi ya, bu ne acayip bir Kur'an-ı Kerim. Biz öldükten sonra nasıl biz dirileceğiz falan filan. İşte onların o sözüne karşılık da Allah diyor ki işte onlardan önce de yalanladı. Yani bunların yalanlaması sana tuhaf gelmesin. Onlardan önce de şu sıralayacağımız kavimler de yalanlamışlardı. Bunlardan birincisi olarak kavmun Nuh, Nuh kavmi. Ve ashabur ra'si. İşte ras ashabı. Bu ne oldu? Bu bir. Nuh kavmi bir. Ve ashabur ra'si. Ras ashabı iki. Ve Semud. Ve Semud kavmi var. O da ne yapar? Üç. Şimdi bir Nuh kavmi. Ras ashabur ras. Yani ras kavmi diyelim buna. Ve Semud. Ve Semud kavmi etti. Üç tane kavim burada sıralandı. Ve Adun. Bir de Ad kavmi var. Etti dört. Ve Firavunu. İşte Firavun kavmi de var. Etti beş. Ve İhvanu Lut. Ve Lut. Lut'un kardeşleri diyor da. Ve İhvanu Lut. Lut'un kardeşleri. Bu Lut kavmi de biz diyelim etti 6 ve ashabul eyke eyke ashabı bu etti 7 ve kavmu tubbe kavmi etti 8. Yani sırayla burada şu anda 8 tane kavim, bunlar zaten yalanlamışlar. Demek ki bu yalanlamak işi sanki birbirlerine miras kalmış gibi insanlar işte babalarından, atalarından ne öğrenmişlerse onu o şekilde devam ettiriyorlar. İçlerinden o kavmin kendi içlerinden birisi Allah tarafından seçiliyor ve görevlendiriliyor. Onlara doğruları, hakikati anlatmak üzere mucizeler de veriliyor. Kitap da veriliyor. Fakat yine de inanmıyorlar. Yani inanmamakta diretiyorlar. Sanki kendi bildikleri çok doğruymuş gibi bu gerçek olan şeylere karşı gözlerini kapatıyorlar. Kalplerini kilitliyorlar. Kullun her biri, küllün her biri kezzeber resule. İşte kezzeb neydi? Yine yalanlamak. Neyi yalanlıyorlar? Kezzeber rusule. Resullerini yalanladılar. Resulleri yalanladılar her biri. Bu anlatılan kavimleri söylüyor. Bunların her biri. Kavimlerin içinde yaşayan insanlardan bahsediyor tabii ki. Her biri resullerini yalanladılar. Ve hakka ve hak oldu. Ve hak oldu vaid, vaat edilen. Bu vaat edilen nedir? İşte o kavimlere verilen azaptır. Madem onlar yalanlıyorlar, onların da cezaları onlara vaat edilen nedir? Azaptır. İşte hak oldu dediği de odur. Fe hakka ve aid. Ve onlara hak oldu vaid, vaat edilen şey. Efe ayine bil halkıl evvel. Şimdi halkıl evvel ilk yaratılış. Efe ayine bil halkıl evvel. İlk yaratılışa biz hani aciz mi kaldı? Burada bir soru işareti var. Dikkat ederseniz başında e var ya bir. Kelimenin başına e, elif işte e şeklinde gelirse burada bir soru işareti olur. Diyor ki
Halkıl evvel, evvelki yaratılış. Bu evvel dediği ilk demek. İlk yani birinci yaratılış. İşte birinci yaratılışa biz aciz mi olduk? Biz aciz mi kaldık? Yani birinci sizi yarattık ya. Birinci yaratılışta biz aciz mi kaldık ki belhum bu sebepten onlar fi lebsin min halkın cedid. Cedid de yeni bir demek yeni. Yeni bir yaratılıştan şüphe içindedirler. Lebsin nedir? Şüphe, kuşku duymak. Şüphe fide içindedirler. Şimdi bunu baştan şuraya kadar tekrar alalım. Efe ayine biz aciz mi kaldık? Bil halkıl evvel. Birinci yaratılışta. Birinci yaratılışta biz aciz mi olduk? Aciz mi kaldık ki? Belhum. Bu sebeple onlar, yani o kafir olanlardı kastediyor. Onlar fi lebsin min halkın cedid. Cedid yeni bir yaratılıştan. Cedid nedir? Yeni bir halkta yaratılış. Min de dendan demiş. Yeni bir yaratılıştan lebsin. Fi lebsin. İşte kuşku içindedirler. Yani ilk yaratılışlarını unuttular da yeniden yaratılışa itiraz ediyorlar. Sanki ilk yaratılışlarını kendi başlarına meydana getirmişlermiş gibi, sanki Allah insanları yaratmamış gibi, yani Allah ile bağlantı hiç kurmuyorlar onu. İşte ikinci yaratılış öldükten sonra, kıyamet olduktan sonra tekrar yaratılışa itiraz ediyorlar. Bakın buraya, buradaki şu ayet var ya, 15. ayet. İşte bu 15. ayet şunun cevabıdır. E ize mitna ve kunna turaben. Biz öldüğümüz zaman mı? Toprak olduğumuz zaman mı? Zalike racun baid. Uzak bir dönüştür bu. Yani biz öldükten sonra, toprak olduktan sonra biz dirilmeyeceğiz diyorlar. Bu uzak bir durum, uzak bir dönüştür. Buna bizim inanmamız mümkün değil. Bu Kur'an-ı Kerim çok acayip şeyler söylüyor. Yani bunu söyledikleri şeyleri bizim kabul etmemiz mümkün değil. İşte bunun cevabını Allah burada veriyor ki sanki biz ilk yaratılışta, işte o kafirleri ilk yarattığımız zaman sanki aciz kaldık da onları yaratamadık da böyle bir noksanlığımızı mı gördüler, bizim noksanlıklarımızı mı onlar gördüler de hani ikinci yeni bir yaratılıştan onlar kuşku duymaya başladılar. Sanki suçlusu bizmişiz gibi bir tavır içine giriyorlar. Yani bu da bir meydan okumadır tabi. Bu arada Kaf suresidir. Suremizin ismi. 15. şey ayeti geride bıraktık. Ve lekat ve andolsun ve lekat. Bu lekat her zaman andolsun demek. Yemin olsun, andolsun manalarındadır. Ve lekat ve andolsun halaknel insane. İnsanı buradaki na biz demektir. Biz halk ettik, yarattık. Andolsun ki insanı biz yarattık. Şimdi bir doğrulama geldi ekrana. Şunu bir doğrulayayım. Evet, doğrulama işlemi yapılmıştır. Tamam. وَلَكَدْ وَاَنْدَوْسُنْ كِي خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ İnsanı biz yarattık ve نَعْلَمُ ve biz biliriz. Buradaki hani alim kelimesi var ya, alim kelimesi bilen demek. İlim de bilgi demek zaten. Ama buradaki nun harfinin buraya gelmesi bunun kimin bildiğini söylüyor. Na'lemu biz biliriz.
Ya'lemu onlar bilirler. Ye olsaydı ya'lemu hani bilirler olurdu onlar. Ama na'lemu olduğu zaman bu na nedir? Na'lemu biz biliriz. Şimdi başaralım. Ve lekad andolsun halaknel insane. İnsanı biz yarattık. Ve na'lemu ve biz biliriz. Me şeyi tuvesvisu bihi nefsuhu. Bak me şeyi tuvesvisu vesvese işte vesvese olan şeyleri bihi ona kime burada ona dediği erkekleri burada hitap almış. Bihi ona ya aslında bu insanı hitap almış. İnsan burada şey ya bunun zamiri hi erkek zamiridir. İster istemez hi şeklinde gelmek durumunda. İçine tabi şey de giriyor. Bayanlar da yani hem erkekler giriyor hem de kadınlar giriyor. Bihi nefsuhu. Nefsuhu onun nefsi. Onun nefsinin ona vesvese verdiği şeyleri biz biliriz. Ve na'lemu ve biz biliriz me tuvesvisu bihi nefsuhu. Onun nefsinin ona fısıldadığı şeyleri, işte vesvese verdiği şeyleri biz biliriz. Demek ki insanın içinden geçen şeyler, hani bazen içimizde sanki başka bir insan varmış gibi oluyoruz ya, böyle içimizden konuşuyoruz. Mesela diyelim bir iş yapacağız, içimizden diyor yapma, bizim kendi şeyimiz, hayır yap diyor. Yani böyle bir çatışma yaşıyoruz da içimizde. İşte oradaki diyor ki o nefsinin insana, o kimseye neler vesvese verdiğini, neler fısıldadığını biz biliriz. Çünkü onu yaratan biziz. Ve nahnu ve biz akrabu yakınız. Akraba bizde de var ya, akraba yakınlar demek. Akrabu yakınız ileyhi ona, o şahsa, o insana biz yakınız. Min hablil varid, hablil varid. İşte bu habil şeydir, ip demek, ip. Bu Tebbet suresinde geçiyor ya, hablum min mesed. Mesedden, işte liflerden yapılmış ipler. O Tebbet'te geçen Ebu Leheb ve karısı hani şeye giriyor ya cehenneme. İşte o hablun min mesed, mesedden habil, burada da habil, orada da ip demek, burada da aynı. Buradaki ip, el varid, işte ikisi beraber şah damar manasına getirilmiştir. Damarlar hani ip gibi insanın vücudunda uzunluk olarak sıralanmış ya, İşte onların uzanmış iplerden işte aslında bu ikisi beraber bir kalıp şeklinde hablil varid ne olur? Şah damarı olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla şah damarından ona daha yakınız. Ve nahnu ve biz akrabu yakınız ileyhi ona min hablil varid. Şah damarından. Yani Allah bunu bu şekilde söylerken ne diyor? Biz ona şah damarından daha yakınız. Yani nefsinin ona neler fısıldadığını biz biliriz. Tabii ki burada biz ifadeleri de kullanmasının şimdi sebebi var. O sebep nedir? Bunu melekleri vasıtasıyla yapıyor. İnsanın sağ cenah ve sol cenahında melekler bulunmaktadır. Kiramen katibin ismini alan meleklerdir. Ve insanların yapmış olduğu her şeyleri kayıt altına almaktadırlar, bilmektedirler. Dolayısıyla insanın nefsinin kendisine fısıldadığı şeyleri de bunlar yazmaktadırlar. O yüzden Allah diyor ki biz onun nefsinin kendisine neler fısıldadığını
gayet iyi biliriz. İz yetelakkal mütelakkiyani anil yemini ve anil şimali qaidun. Demin dediğim melekleri şimdi burada sıralamış. İz telakka el mütelakkiyani. Şimdi mütelakkiyan iki melek demek. Mütelakkiyan hani ilka edilmiş insanın üzerine bırakılmış iki meleğin telakki ettikleri anil yemin sağ tarafından, yemin sağ demek sağ tarafından ve anil şimal ve sol tarafından kaidun ve oturmuşlar bunlar. Yani bunlar insanlardan ayrılmıyorlar. Sen nereye gidiyorsan onlar da oradadır. Senin üzerindedirler zaten. Artık sana yapışmış da diyebiliriz. Çünkü kaidun ifadesi senin üzerinde bunların bulunduklarını, oturduklarını, oturup kaldıklarını söylüyor. Dolayısıyla sen ne yaparsansa yap, burada min hablil varid dediği şah damarından sana daha yakınız demesinin işte açıklamasını burada bu şekilde vermektedir. Yani Allah diyor ki biz sana o nefse, o insana şah damarından daha yakınız. Hani biz deriz ki nasıl acaba bu? İşte diyor ki iki tane melek görevlendirmişim. Onlar sizin sağınızdan ve solunuzda oturmaktadırlar. Onlar siz ne yaparsanız yapın. İnfitar suresinde diyor ki onların isimleri kiramen katibin melekleridir. Ve siz her ne yaparsanız yapınız onlar bilmektedirler. Ve ağzınızdan çıkan her sözü kayıt altına almaktadırlar. O yüzden ağzımızdan çıkan sözlere çok dikkat edelim. Etmemiz lazım. Küfürlü ifadeler mümkün mertebe kullanmamaya özen göstermemiz lazım. İşte böyle yani. Mâ yelfizu min kavlin. Vay be. Maşallah ben söyledim. Anında da ayet hemen yardımıma koştu. Mâ yelfizu min kavlin. Bak. Kavilden yani sözden lafız olan şeyler yoktur ki yani ağızdan çıkan herhangi bir söz yoktur ki illa ancak ledeyhi onun katında rakibun atid. Rakip nedir? Gözetleyici. Atid ise bu gözetleme işini yapanın süratli bir şekilde yaptığını gösteriyor. Anında onu gözetliyorlar. Yani senin ağzından her ne çıkarsa çıksın söz olarak, bir lafız olarak, bir söz olarak diyor ki kavilden herhangi bir lafız yoktur ki ne artık ağzından çıkmışsa hangi kelimeyi, hangi cümleyi kurmuşsan onlar mutlaka o iki tane melek tarafından rakip olan, gözetleyen melek, iki tane melek tarafından atid, süratlice ne yapıyorlar? Onların huzurlarında artık kayıt altına alınmaktadır. Vavacet sekretul mevti bil hakkı. Bu bildiğimiz ve her zaman bu ca'e kelimesi gelmek demektir. Ve ca'et geldi sekretul mevt. Mevt ölüm demek. Sekrete sarhoşluk. Ölüm sarhoşluğu geldiğinde bu ca'et dedi ya demin. Ölüm sarhoşluğu geldiğinde bil hakkı. Hak ile. Hak ile ölüm sarhoşluğu geldiği vakit, geldiğinde zalike işte bu me kunte minhu tahid. İşte bu me kunte minhu tahid.
Bu tahit katınıp durduğunuz ondan olduğunuz şeydir. Yani şu ölüm var ya, ölüm. Ölümden diyor, ondan minhu, ondan siz tahit oluyordunuz. Yani katınıyordunuz. Katınmış olduğunuz şey işte budur. Sekratul mert. Ölüm sarhoşluğu. Yani ölüm gelip sizi bulacaktır. Sizin de katıp durduğunuz şey işte budur. Ve nufiha fissur. Ahmet-i Türki, hocam ağzımızdan çıkmayan düşünce de yazılır mı? Şimdi ağzından çıkan şeyler yazılır. Fakat ağzından çıkmayan şeyleri de melekler bilirler. Bilirler de ağzından çıkanlar senin şeyindir. Mesuliyetin altındadır. Ağzından çıkmamışsa bir sıkıntı yok. Onlar çünkü mesela şimdi biz tesbih seçeriz ya. Yani şimdi Sübhanallah, 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 Sübhanallah. Bunlar, bu çıkanlar zaten yazılmaktadır. Ama içinden onları dediğin zaman, Sübhanallah, Sübhanallah, içinden dediğin zaman onları da bilirler. Fakat ağzından çıkan şeylerin tamamı yazılmaktadır. Ama içinden geçenleri de bilirler. Yani böyle bir durum var. Çünkü o diyor ki nefsinizin size fısıldadığı şeyleri biz biliriz. Yani içinizden geçen şeyleri biz biliriz ne demek? Bir nefsin içinden kendisine fısıldadığı şeyler gördüğü üzere dışarıya aktarılmadan içten içe yansıyarak gidiyor. Yani biz içimizden düşünüyoruz onu. İçimizden fısıltılar var kendimize doğru. Onlar demek ki ne yapılıyor? Melekler tarafından bilinmektedir. Fakat yazıldığı konusuna gelince ağızdan çıkan şeylerden bahsediyor. Bak, ma yelfizu min kavlin. Kavilden lafız olan şeyler yoktur ki illa ledeyhi rakibun atid. Süratlice onlar onu takip etmekte, rakip etmektedirler. Onların katında yani ağzından çıkan şeyler yazılmaktadır. Ama içinden geçen şeyleri de bilmektedirler. Yani bu ayetler bu şekilde gösteriyor. Bilmiyorum artık doğru söyleyebildim mi? Ve nufiha fissur. Ve nufiha. Bu baş, kelimenin başında yine nun harfi getirildiği zaman o işi yapanın kim olduğunu gösteriyor. Nun olduğu zaman biz olur. Ye olduğu zaman onlar olur. Şimdi nufiha, biz üfürürüz. Biz üfürürüz. Sur, sura üfürürüz. Üfüren kim? Biz. Biz kim? Melekler. Sura kim üfürecek? Melek üfürecek. O yüzden diyor ki nufiha fissur. Yani biz üfüreceğiz. Sura üfürülür. Biz üfürürüz. Nun olduğu için biz olur. Biz sura üfürürüz. Zalike yevmül va'id. Zalike böylece, işte ya da bu da denir. İşte bu, işte böylece yevmül va'id. Va'id günüdür. Vaat edilen gündür. İşte bu vaat edilen gün ne, hangi gün olur? Yine kıyamet günü olur. Allah sizden de razı olsun Ahmet Türki. İşte bu kıyamet günüdür. Kıyamet günü zaten sura üfürülecektir. Kaç kere üfürülecek? Bir kere üfürülecek, insanlar tamamen ölecek. İşte şeyin başlangıcıdır. Kıyametin başlangıcıdır. İkinci üfürülüşte de insanlar diriltilecektir. Ve ce'et kullu nefsin, her bir nefis gelecektir. Ve ce'et, bu ca'e gelmek demek. Bunu bir kenara yazalım. Ve ce'et kullu nefsin, her bir nefis. Kullu her bir demek. Nefsin de işte nefis demek. Her bir nefis gelecektir. Me'ehe onunla beraber, sa'ikun, sa'ikun ve şehid.
Bakın burada saikun ne demek? Sevk eden demek. Sevk eden. Kim sevk ediyor? Melekler sevk ediyor. Bunları bak onlar beraber gelecek. Kim ile geliyor? Ölen şahıs. Her bir ölen şahıs ile beraber onu sevk eden saik vardır. Sevk eden birisi vardır ki o da melektir. Yol gösterecek de sevk edecek onu. Sen onu oradan alıp işte Allah'ın buyurduğu yere götürecek ve şehit ve ona da birisi de şahit olacaktır. Hem sevk eden olacaktır hem de şahit olan olacaktır. Demek ki hiç kimse hani mezardan kalktığı zaman, kabirden kalktığı zaman, yeni bir diriliş ile diriltildiği zaman öyle kendi başına alın başımı şöyle gideyim, böyle gideyim diye bir şey yok. İlk başta tabii öyle şeyler olacak, kasışacaklar millet. Nereye gideceğini şaşıracak. Olabilir o tip şeyler ama neticede bunların başında kimler vardır? Melekler vardır. Onları sevk edecek, idare edecek. Öyle kendi başına buyruk yürümek yok, gitmek yok. Sorgu yerine mahşer, haşir yerine, toplanma yerine insanlar bölüş bölüş melekler tarafından götürülecektir. Her bir insanın başında bir sevk eden melek, ona bir de şahit olan melek bulunacaktır. Lekad andolsun kunte fi gafletin min haze. Lekad andolsun kunte oldun, ne olun? Fi gafletin. Habersizlik içinde oldun. Min heze bundan, yani bu kıyamet gününün olacağından habersiz bir şekilde yaşadın, işte oldun. Fe keşefne anke gıtaeke. Fe basarukel yevme hadid. İşte bu gaflet içerisinde oldun ya, andolsun ki sen gaflet içerisinde oldun, fi gafletin, gaflet içerisinde oldun, min heze bundan, yani bu kıyamet gününden gaflet içerisinde bulundun, gereğini yapmadın, Allah'ın talimatlarını yerine getirmedin. Fekeşefna biz de açtık anke senden açtık gıtaeke senin şeyini durumunu açtık fe basaruke senin gözünü görüşünü hani baktığın zaman diyelim ki bir noktadan bir noktaya baktığın zaman her şeyi göremiyorsun ya perdeler oluyor küçük varlıkları örneğin karıncaları göremiyoruz da baktığımız zaman. Çok uzaktaki bir şeyi de göremiyoruz. Ama burada ne diyor? Fe basaruke fe seni tefsir edeceğiz. El yevme bugün hadid. Hadid de sert, keskin demek. Yani senin basarın, senin gözün bugün el yevme bugün hadid olacaktır. Hadid aslında demir demek şeyde. Demir suresi de var hadid suresi olarak. Fakat burada hadidin mana olarak keskinlik olduğunu gösteriyor. Senin gözün, görüşün keskin olacak. Yani orada her şeyi görebileceksin. Öyle dünyadaki gibi göremeyeceğin şekilde olmayacak. Yani gözünün buradaki keskinliği verilmemiş. Mesela sen örneğin görünmeyen varlıkları göremiyorsun. Mesela bir tepenin arkasındaki bir şeyi göremiyorsun. Ama orada gözün keskin olacak, her şeyi görebileceksin. Kale garinuhu ve dedi garinuhu onun arkadaşı. Onun arkadaşı dedi. Heze bu me ledeyye atid. Bu me ledeyye atid. İşte benim üzerime değildi. Ne değildi? Onun arkadaşı buna şimdi bu şekilde söylüyor ya. Hani üzerimde değildi böyle atit olması.
Şimdi burası biraz karıştı. Ve gale ve dedi garinuhu onun arkadaşı heze bu meledeyye atid. Ha. Hani onu yoldan çıkaran ben değildim. Meledeyye ben olmadım. O onun arkadaşı kimdir burada? Demek ki buradaki onu arkadaşı onu yoldan çıkaran o vatandaşı yoldan çıkaran diyor ki ben değilim. El kıya fi cehenneme. Cehenneme atın külle her bir keffarin anid. Her bir küfreden kafir olan anid, inatçı kafiri cehenneme atın. Tutun cehennem. Tutun kelimesi yok ama elkıya işte koyun cehennemin içine ilka edin, ulaştırın. Külle her bir keffarin küfreden kafir olan anid, inatçı kafiri cehenneme ulaştırın. Cehenneme bırakın. Menna lil hayri mu'tedin murib. Mennain, ya buradaki men etme manası. Mennain lil hayr. Hayrı men eden. Şimdi bu kafirlerin özelliklerinden birisi de neymiş? Hayrı men etme özelliği. Mennain lil hayr. Hayrı men eden mu'tedin ve mu'ted olanı ve murib olanı yani şüphe içinde olanları. Burada kelimeler teker teker gelmiş. Mesela şüphe içinde ne demek? Allah'ın varlığından, birliğinden şüphe duyma. Bir Resul'ün Resul olduğundan şüphe duyma. Bir kitabın mesela Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından indirildiğinden şüphe duyma. İşte böylelerini cehenneme ulaştırın diyor. Ellezî o ki ceale yaptı me Allahi Allah ile beraber ilahen ahera diğer ilahlar Allah ile beraber başka ilahlar da yaptı. Yani onlara inandı, onları kendisine ilah addetti. Yani bu ne olur? Müşrik olur. Allah ile beraber başka ilahları da kendisine ilah kabul eden kimse ne olur? Müşrik olur. Demek ki müşrik buradaki şeyler içerisinde hem kafir olanlar var. Keffar diyor ya hem kafirler var hem de müşrik olanlar var. Fe'elkıyahu ve onu bırakın fil azab bir şedid. Çetin bir azabın içine. Fi içinde demek. Şedid de çetin. Azap da azap zaten. Çetin bir azabın, şiddetli bir azabın içine onu atın. El-kıya. Atmak, bırakmak o manada. Gale dedi garinuhu onun arkadaşı. Rabbene Rabbimiz me etgaytuhu onu azdırmadım. Azdırmadım. Velakin ancak kâne oldu fi lalalim ba'id. Uzak bir dalalet içinde oldu. Ya demek ki burada bunu kim söylüyor? Bunu da şeytan söyleyebilir. Onun arkadaşı, yoldaşı diyor ki Rabbimiz onu ben azdırmadım. Me etgaytuhu onu ben azdırmadım. Yoldan çıkartmadım. Velakin ancak kâne oldu fi zalalim ba'id. Uzak bir dalalet içinde oldu. Yani kendisi bu dalalet yolunu seçti. Yoksa onu zorla yoldan çıkaran ben değilim. Zaten şeytanın da insan üzerinde zorlayıcı bir hususiyeti yoktur. Sadece ona emreder, söyler, fısıldar, vesvese verir. Ha, o da ona uyarsa yoldan çıkmış olur. Yani şeytanın burada zorlayıcı bir özelliği olmadığını şeytan kendisi söylüyor zaten. Gale dedi la
tahtasimu, ihtisam etmeyin, birbirinizle dalaşmayın, birbirinizle kavga etmeyin. Kim diyor bunu? Allah diyor. Demek bunlar öbür tarafta konuşuyorlar bunu. Gale dedi, la tahtasimu ledeyye. Ledeyye benim huzurumda şey yapmayın, çekişmeyin, birbirinizle kavga etmeyin. Ve kat ve kesinlikle kaddem tu önden gönderilen ileykum bil vaid sizin üzerinize bil vaid vaat edilendir. Vaat edilen şey kaddem ne olur burada önden gönderilen olur da takdim edilecektir. Artık kesinlik kazanacaktır. Kazanmıştır. Mâ yubeddelul kavlu. Sözü değiştirmeyiniz. Ledeyye benim huzurumda. Söz değiştirilmez benim huzurumda. Ve mâ ana ve ben değilim bizallamin zulmeden lil abid. Kullar için ben zalim değilim. Şimdi diyor ki me yubeddelul kavlu söz değiştirilmez ledeyye benim katımda söz değiştirilmez. Yani Allah diyor ki ben ne söylemişsem onu icra edeceğim. Allah vaadinden şaşmaz, vaadinde hulf etmez, sözünden caymaz. Benim sözüm sözdür, sözümde bir değişiklik olmaz. Ve me ena ve ben değilim bir zallamin zulmedici lil abid kullar için zulmedici de değilim. Yani ben zalim de değilim. Kullar kendi kendilerine zulmediyorlar manasında. Bunun tersinden eğer şey yapsak, yola çıksak. Yevme o gün nekulu deriz, biz söyleriz li cehenneme. Cehennem için söyleriz. Şimdi Allah cehenneme buyuruyor. Biz cehenneme söyleriz. Helim telati doldun mu? Cehenneme bak soruyor. Diyor ki doldun mu? Yani insanlar cehenneme atılıyor ya. Atılıyor bir sürü insan giriyor cehenneme. Cehenneme soruyor Allah doldun mu? Ama ben sorarım demiyor da ne kulüp. Deriz diyor. Deriz. Yani biz deriz. Demek ki melekler de söylüyorlar burada. Şeye, cehenneme. Doldun mu? Ve takulu ve der ki o cehennemde der ki hel min mezid. Ziyade de yok mu? Ziyadesi yok mu? Yani daha insanlardan gene yok mu? Ben yani demek ki dolmamış. Cehenneme ne kadar insan giriyorsa girsin cehennem dolmuyor. Ama Allah bunu şimdi bu soruyu soruyor da aslında bunun cevabını şimdi cehennem burada diyor ki daha yok mu? Fakat başka ayetlerde diyor ki ben cehennemi insanlarla ve cinlerle ağzına kadar dolduracağım. İşte o yüzden bunu da soruyor ki sen doldun mu? Burada da bu ayette burada geçen nedir? Cehennem cevap veriyor. Diyor ki daha yok mu? Daha ziyade. Mezid dedi ziyade demek. Ziyade fazla demek. Daha yok mu yani? Daha fazla yok mu? Daha demek ki burada dolmamış. Ama Allah işte o yüzden tekrar insanların oraya atılmasını buyuruyor. Tabi atıla ne olacak? Allah vaat etmiş ki ben cehennemi insanlar ve cinler ile dolduracağım. Allah hiç cenneti insanlar ile ve cinler ile dolduracağım diye bir vaadi var mı? Kur'an-ı Kerim'de yok. Ama cehennem için var mı? Var. İşte burada da cehenneme soruyor. Doldun mu? O da diyor yok hele. Sen varsa gönder. İşte o yüzden demek ki cehenneme gidecek insanların sayısı cennete gidecek insanların sayısından
çoktur, çok olacaktır. Yani bu vaatten dolayı. Ve tabi bu vaadin de sebebi yine insanlar. Yani Allah kullar için zalim ve zulmedici değildir. Kendisi zaten burada diyor. Ve ma enna bizallamin lil abid. Kullar için zulmeden birisi ben değilim. Başka ayetlerde ne diyor? Kullar kendi nefislerine zulmediyorlar. Ve uzlifetil cennetu. Cennet yaklaştırılır. Lil muttakine. Müttakiler için, yani sakınanlar için, korunanlar için. Yani Allah'ın talimatlarına uyanlar, yasaklarına uyanlar, haramlarından uzaklaşanlar, helallerini yapan kimseler. Tabii bunun yanında başka Allah'ın emirlerine uyup da işte güzel işler yapanlar. Bunları artık Bakara suresinin ilk sayfasında okuyup görebiliriz. İşte namaz kılanlar, oruç tutanlar, zekat verenler, bunun içine girenlerden hayrı tavsiye edenler, şerden uzak duranlar, iyiliği emredip kötülükten insanları men edenler, işte infak edenler mallarından, iyilikte bulunan, kısaca yani ebrar olanlar, müttaki olanlar, aynı zamanda ebrar olanlar. İşte bunlar için cennet yaklaştırılacaktır. Gayre ba'id, uzak olmayacaktır. Gayre ba'id, ba'id nedir? Uzak. Gayre geldiği zaman da bunun tersi olur. Uzak olmayacaktır. Uzak değildir. Bu arada demek ki bu cennet yaratılmıştır, cehennem yaratılmıştır. Uzlifetül cennet dediği zaman cennet yaklaştırılacak dediğine göre demek ki cennet mevcudiyetini korumaktadır şu an. Kıyamet koptuktan sonra da bu yaklaştırılacaktır müttakiler için. Yani öyle düşünüyorum ama yanlış da düşünmüş olabilirim. Heze bu mâ tu'adûne likulli evvâbin hafîz. İşte bu, heze bu, yani bu cennetin verilmesi o müttakiler için, bu mâ tu'adûne vaat edilen şeydir. Onlara vaat edilen, o cennete girecek olan müttakilere vaat edilen şeydir. Likulli, her bir evvabin, her bir yönelen, Allah'a yönelmen kime yönelir? Allah'a yönelen. Evvabin hafiz ve korunan. Ya bu kelimeler çok önemli. Evvab kelimesi ayrı bir mana taşıyor. Hafiz kelimesi ayrı bir mana taşıyor. Hafiz demek burada işte Kur'an-ı Kerim'i ezberleme manasında dememiş. Burada evvab demesi nedir? Yönelme demektir. Kime yönelme? Allah'a yönelme. İşte bu tek bir ilah olan Allah'a yönelen insanların işte Allah'ın emirlerine riayet ederek onun istediği istikamette, sırat-ı müstakim olan doğru yolda işte yaşamaları neticesinde evvab olunur. Ve hafiz, ve bunlar korunurlar. Neden korunurlar? Yasak, kötü şeylerden korunurlar. Aynı zamanda mahrem yerlerini korurlar. Aynı zamanda bunlar kötülüklerden korunurlar. İyi işlerle meşgul olurlar. Yani bunun açılımı geniştir. Men haşyer rahmane bil gaybi. Gayb ile, yani görmediği halde Rahman'dan haşyet eden kimse, bu men kimse demek burada. Bil gayb, gayb ile, gayb dediği yani insanın görmüyor ya hani, görmediği halde Rahman'dan haşyet edip saygı ile, saygı duyan kimse, ve ce'e, ve gelen, bir kalbin munib ve temiz bir yönelme ile, kalp ile yönelmiş, böyle yani içi dışı bir diyorlar ya, sapasağlam Allah'a yönelmiş bir kalp ile, temiz bir kalp ile gelen, işte bu
görmediği halde de Rahman'dan haşiyet duyup saygı duyan kimse, işte o aslında müttaki olanlardır. Udhuluhe, oraya gireceklerdir. Udhuluhe bi selam, selam ile. Selam ile oraya gireceklerdir işte o şeyler. Müttakiler. Zalike yevmül hulud. İşte bu bir gündür ki el hulud olan bir gündür. Gündür yani sonsuzluk günüdür. Hulud, halit kelimesi sonsuz demek. Hulud da işte sonsuzluklar günüdür. Artık bugün sonsuzluk günüdür. Sonsuzluklar günüdür. Artık ölme var mıdır? Yoktur. Bunlar neşe içinde, güzellikler içerisinde yaşayacaklardır. Lehum, onlar için, onlar için, o müttakiler için, me yeşeune fihe, diledikleri şeyler onlar içindir. Me yeşeune fihe, onun içinde, yani o cennetin içinde, yeşeun dediği istedikleri, me de şeyler, istedikleri şeyler onlar içindir. Ve ledeyna mezid, ve bizim katımızda mezid, ziyadesi de vardır. Daha da fazla vardır. Yani bunların istedikleri şeyler, neler istemişse kendilerine orada verilecektir. Ama bir de onların hiç bilmediği, hiç akıllarına bile getirmeyeceği şeyler onlar için bizim tarafımızdan, bizim katımızda hazırlanmış, fazla olarak onların istediklerinin daha da ötesinde bazı şeyler onlara verilecektir. Ziyadesiyle verilecektir diyor işte. Kaçıncı ayetteyiz? 36. ayetteyiz. Dışarıda da yağmur yağıyor. Ve kem ehlekna kablehum min karnin. Ve kem ve nice, bu kem kelimesi bazı yerlerde kaç manasına gelir, bazı yerlerde de nice demek. Şimdi buradaki ayete göre nice diye dememiz lazım. Ve kem ve nice ehlekna, biz helak ettik. Kablehum, onlardan önce, kable önce demek. Hum da onlar, onlardan önce. Ehlekna, na biz demek, ehlek de helak etmek. Onlardan önce biz nice helak ettik. Min karnin, karnin da köy demek, yerleşim yerler demek. İşte köylerden, yerleşim yerlerinden onlardan önce nicelerini biz helak ettik. Hum, onlar, eşeddu minhum, onlardan daha şiddetli, daha yani yapılıydılar, kuvvetliydiler. Hani bedenen olabilir, teknolojik yönden olabilir, onlardan daha kuvvetliydiler. Batşen, böyle yakalayışları, tutuşları daha çetiniymiş. Fenakabu fil bilad, ve beldeler içerisinde bunlar daha da yani şeymiş, üstünmüşler. Hel min mehiz, kaçış var mı? Yani sığınacak bir yer var mı? Kaçış var mı? Yani bunların hepsini biz ne yaptık? Helak ettik. Bu helak ettiği şeylerden zaten Kur'an-ı Kerim'in içerisinde söylüyor. İşte Ad kavmidir. Onlar nokta diyor. Zülkarneyn, karn ile alakalı mı? Yok. Zülkarneyn ile alakası değil. Bu karın burada şey demek. Helak ettiği memleketlerin şeyini, köy, işte ilçe, il, yani böyle yerleşim yeri manasında karın. Çoğulu da kurun şeklinde geçiyor. Mesela bazı yerlerde kariye şeklinde geçiyor. Kariye. O da yerleşim yeri, köy şeklindedir. Ben teşekkür ederim.
Burada ne diyor? Hel min mehiz, kaçacak var mı? Yani biz bu memleketleri, onlardan önce nice köyleri, kasabaları, işte yerleşim yerlerini biz helak ettik. Onlar daha çetin yapılı, bedenen, vücut olarak, belki teknolojik yönden o beldelerde daha görkemli şekildeydiler. Bunlardan onları da biz yok ettik. Yani onlar bunlara bir örnektir. Biz onları yok ettik de bunlar kalacak değil. Her min mehiz, kaçacak var mı? Yani kaçacak neresi ki? Ya sizin kaçabileceğiniz yer yok. İnne fî zâlike le zikrâ limen kâne lehu kalbun. İnne şüphesiz fî zâlike bunda le zikrâ bir öğüt vardır. Zikra dediği, bak şurada bir Y harfi var ya. Bu Y olduğu zaman bu dişileşir. Yani bunu niye burada söylemeye çalışıyorum? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bir diğer ismi de zikirdir. Zikir, Kur'an-ı Kerim için söylendiği zaman erkeklik vasfıyla gelir. Ama buradaki zikir dişilik vasfıyla yazılmıştır. Yani Y harfi onu dişileştirir. Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim'in bir ismi artık olmaktan çıkar, bir fiil ismi alır. Yani bir fiil olarak, zikir olarak, öğüt olarak geçiyor manası. İnne fi şüphesiz fi zalike, zalike bu demek, işte fi de içinde, bunda, bunun içinde, işte bunun içinde le zikra bir öğüt vardır. Limen kimse için, hangi kimse için? Kâne olan lehu, onun için galbun, bir galbi olan kimse için. Yani temiz, güzel bir galbi olan, böyle şey, hani nasıl söyleyeyim, önyargısız, önyargıları olmadan Kur'an-ı Kerim'e yaklaşan, temiz bir kalp ile yaklaşan kimseler için bunda bir öğüt vardır. Ev veya, ev demek veya demek, veya elka sem'e ve huve şehid. Elka sem'e, kulaklarında yani kulak kapatma demek. Kulak, elka sem'e, kulak verme. Biz de Türkçe'de kullanıyoruz ya, işte kulak kabarttı, kulak verdi. Yani bir ses geldiği zaman kulağını kabartırsın ya. Yani işte o manada. El gassem'e, kulak veren, kulak kabartan kimse için de öğüt vardır. Ve huve şehid. Ve o buna da şahittir. İsmail Dursun aleyküme selam kardeşim. Ve lekad, ve andolsun halakna semavati, semaları biz yarattık. Buradaki na yine biz demek. Halk etmekte yaratmak. Semaları andolsun ki biz yarattık. Vel arza, ve arzı da biz yarattık. Ve ma beyne huma. Huma da ikisi demek. O ikisi arasındaki ma şeyleri. Onları da biz yarattık. Fi sitteti eyyam. Sitte 6 demek, eyyamda günler, yevim kelimesi gün demek, eyyamda günler demek. İşte sitteti eyyam 6 günde. Bu arada 6 gün derken öyle bizim saydığımız 6 gün değil bu arada. Çünkü Allah burada Kur'an-ı Kerim'de hani bizim bildiğimiz günlerden bahsetmiyor. Siddeti eyyam şeklinde dediği zaman kendi gününden bize veriyor o bilgiyi. Yani semaları, arzı ve ikisi arasındaki şeyleri 6 günde yaratmasını, başka bir ayetlerde diyor ki Allah'ın katında bir gün
sizin saydıklarınızdan 1000 yıl gibidir. 1000 yıl. Dolayısıyla 6 gün aslında bizim saydıklarımızdan 6000 yıl içinde Allah onlar yaratmış oluyor. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبُ Halil Dağ, selamun aleyküm, aleykümselam. وَمَا مَسَّنَا bize de dokunmadı, bize dokunmadı. مِنْ لُغُوبُ yorgunluktan. Lugub yorgunluk demek, bu min de dendan. Yorgunluktan bize dokunmadı. Hani bak bana dokunmadı demiyor dikkat ederseniz. Allah yaratıyor ama yarattığı şeyi melekleri de dahil ediyor. Yani onların da bu işlerde neyi var? Güçleri var. Allah nerede dese ki mesela burada diyor halakna, halakna biz yarattık. Biz dediği zaman saygınlık için biz demiyor. Bak onu bazen hocalarımız ister istemez yani artık kendileri nasıl takdir ederler onu kendilerine bırakıyorum. Saygınlık olsun diye bazen hani mana veriyorlar. İşte biz yarattık derken işte hani biz yüceyiz, Allah yücedir. Yüceliğini ön plana koymak için na kelimesini, biz kelimesini kullanıyor şeklinde ifadeler var. Bunlar yanlıştır. Allah tek başına yaptığı şeylerde ben der. Mesela Hazreti Musa ile konuştuğu zaman ben Allah'ım der orada. Biz Allah'ız demez. Orada da söyleyebilirdi mesela biz Allah'ız. Yani kendisine yücelik vermek için. Hayır öyle değil. Melekler ile bir şeyi yapıyorsa, icra ediyorsa ona biz der. Mesela benzetmek gibi olmasın. Mesela bir cumhurbaşkanı dese ki biz öğretmenlerin maaşlarını ödüyoruz. O kendisine yücelik vermek için onu söylemez. O ödeme işinin alt bakanlıklar, alt müdürlükler, işte alt, daha da alt, daha da alt kurumlar tarafından ödendiğini söylemek için söylüyor onu. Burada da Allah biz dediği zaman o melekler ile beraber o işi icra ettiğinden dolayı onu söylüyor. Bunu Kur'an-ı Kerim'in çok çeşitli ayetlerinde bunları bu şekilde görmekteyiz. Fasbir ala ma yekulune. Fasbir, sabret. Kime diyor? Peygamber Efendimiz'e diyor. Sabret ala ma yekulune. Söyledikleri şeylere sabret. Demek ki bu kafir olanlar, bu müşrik olanlar, onlar çok kötü şeyler de söylüyorlarmış. O yüzden Allah Peygamberimize diyor ki sen sabırlı ol, sabret onların söyledikleri sözlere karşı. Ne söylüyorlarsa artık. Ve sebbih ve tesbih et. Sizden de Allah razı olsun Halil Dağ. Nokta diyor ki sas bir deki fe nasıl bir anlam veriyor hocam. İşte bu fe, fe'nin şeyi önceki anlatılanların sonucu olarak diyor. Şimdi onlardan önce, o kafirlerden önce Allah diyor ki biz nice memleketleri helak ettik. Bak onların demek ki suçları var, cezaları var, kabahatları var, yapmış oldukları icraatlar, kötü icraatlar var. Onları diyor biz helak ettik. Bunları da helak etmeye bizim gücümüz yeter. Bunlar da bu kafir olan, müşrik olanlar da çok kötü şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyorlar? Hem inanmıyorlar hem de demek ki böyle zorbalık gösteriyorlar. Zaten Peygamberimizle de savaşıyorlar. Ona kötü kötü işkencelerde yapmaya çalışıyorlar. İşte bu sebeple diyor. Fe burada sebep bildirir. Sabret bu sebeple, bu yüzden diyor ki sen sabırlı ol.
Ala ma yakuluna, söyledikleri şeylere karşı. Demek ki kötü kötü şeyler söylüyorlar. Yani mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Diyelim ki şimdi biz bu yayını yapıyoruz da arkadaşlar da katılıyorlar, yazıyorlar, yorum yapıyorlar. Şimdi burada yorum yapanlar içerisinde böyle kötü kötü küfreden birisi çıksa, oradan devamlı küfretse, siz ne yaparsınız? Siz de hemen ona karşı bir savunmaya geçersiniz da. Yani o bir derse siz de bir dersiniz. Üç derse üç kötü laf, siz ondan sonra artık defol git buradan. Bir daha da bu yayına gelme. Bu tip şeylerde bulunursunuz. Ya da en son bana dersiniz ki bunu engelle. Bunu gönder buradan. Şimdi işte Allah da diyor ki onların söyledikleri şeylere karşı sabırlı ol, sabret. Yani onların cezasını sen verme. Sen güzel güzel onlara anlat, onların cezasını ben öbür tarafta zaten vereceğim. Sen bu tarafta onlara karşı müşfik ol, nasıl söyleyeyim, yumuşak söz söyle. Bir de başka ayetlerde bunların şeyleri var, örneklemleri var. Onlara karşı yumuşak davran, yani sözünü sert söyleme. Onlara kötü sözler de söyleme. Dolayısıyla sabırlı ol. Sen Allah'ın sana verdiği vahyi onlara duyur, ilan et, tebyin et, beyan et. Senin görevin neyse sen görevini yap. Ve sebbih ve tesbih et. Ve tesbih et bihamdi, hamd ile. Hamd ile, yani övgü ile Allah'ı tesbih edeceksin. Rabbike, senin Rabbini hamd ile, övgü, sena ile Allah'ı tesbih et. Gable, aleykümselam sahabe. Gable, önce. Tulu-i şemsi. Şemsten, şemsin doğmasından evvel. Yani güneşin tulu etmesinden, doğmasından evvel tesbih et. Ha, bu ne olur? Hemen millet der ki bu sabah namazıdır. Halbuki sabah namazı değil burası. Niye diyeceksiniz? Şimdi gable tulu-i şems ifadesi güneşin doğmasından evvel diyor. Ama ne kadar evvel? 10 dakika önce mi? 1 saat önce mi? 3 saat önce mi? 2 saat önce mi? Bu bildirilmemiştir. Burada şu anda burada o bilgi olmadığından dolayı güneşin tulu etmesinden evvel, doğmasından evvel, güneş doğmadığı zaman, güneşin olmadığı zaman olur ve o da ne olur? Gecenin tamamı olur. Şimdi burada Allah tümden gelim ifadesini kullanmasını biz göreceğiz inşallah. Yani önce bir tümü verir, sonra onu parçalar anlatır. Şimdi burada tümünü verdi, tüm geceyi verdi. Bak güneşin doğmasından evvel ki zamanın hangi zaman olduğunu bildirmediği için sadece şurada bu gecenin tamamı olur. Gecenin tamamında Allah'ı tesbih et dedi. Birincisi bu. Ve kablel gurubi, ve batmasından önce. İşte burada da batmasından önce kaç dakika önce, 1 saat önce mi, 3 saat önce mi, 2 saat önce mi bildirilmediği için, burada tabii şu anda bildirilmemiş. Bu ne olur? Batmasından evvel güneşin olduğu tüm gün. Yani o zaman ne olur? Güneşin doğmasından önce gece, batmasından önce de ne olur? Gündüz. Allah ne diyor? Gece gündüz Allah'ı tesbih et. Bakın onu nasıl bir farklı versiyon ile söylemiş. Gece ve gündüz Allah'ı tesbih et. Ama gecenin tamamında mı peygamberimiz tesbih etsin? Gündüzün tamamında mı tesbih etsin? İşte bunun ayrıntılı bir şekilde açıklanması lazım. Bunu ya bu ayetlerde açıklayacak ya başka ayetlerde açıklayacak. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini incelerken sadece bir ayetten hüküm çıkartmak doğru değildir. Tamamına vakıf olmak lazım. Şimdi okuyalım. Ve minel leyli, ve gecenin bir kısmında.
Anlatabildim mi? Bak burada ne dedi? Kable tuluşşemsi. Gece güneş doğmazdan evvel. Yani tüm gecede. İşte burada da dedi ki tüm geceyi ben şimdi açıyorum. Ayrıntısını veriyorum. Ve minel leyli. Gecenin bir kısmında. Anlatabildim mi? Demek ki gecenin tamamını dedi ama sonra onu ayrıntısında gecenin bir kısmında şeklinde Peygamberimizin tesbih etmesini istiyor. Hatta bunu İsra suresi 79. ayette de teheccüd namazı olarak nitelendiriyor. Başka ayetlerde de var. İşte gecenin üçte birinde, üçte ikisinde, yarısında, yarısının azında, çoğusunda böyle böyle diyerek yani gecenin tamamını değil, gecenin bir kısmında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbih etmesini istiyor. Fesebbihu onu tesbih et ve edbarez sucud secdelerin idbarında yani arkasında secdelerden sonra onu tesbih et. Bu secdeler dediği nedir? Bu da işte vakit namazlarıdır. Vakit namazlarında kıldıktan sonra Allah'ı tesbih et. Biz de tesbih ediyoruz ya, namaz kıldıktan sonra Sübhanallah, Elhamdülillah, Allah-u Şiber, işte biraz da ayetler falan okuyoruz. Bu da ne olur? Allah'ı vakit namazları, secdelerden sonra tesbih ettiğimizi gösterir. Yani en azından ben böyle anlıyorum ama daha değişik şekilde anlayan arkadaşlarımız da vardır. وَاسْتَمِ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ ve işit yevme o gün işitilir yevme yunadil munadi bir münadinin yani böyle ilan eden olur ya bir bekçi diyelim bir düdük çalar ilan eder bir bilgi verir onun yunadisini onun sesini onun münacatını çığlığını sesini o gün işitilir bir münadinin sesi işitilir. Min mekanin garip, yakın bir mekandan. Bu nedir? Bu sura üfürüldüğü zaman çıkacak olan sestir. Hah, nokta, çok güzel, çağırıcı. Yeme yunadil münadi, bir münadinin, bir çağırıcının çağırışını yakın bir mekandan, buradaki garip kelimesi yakın demek, yakın bir mekandan işitilecektir. Vestemiye. Bu sem kelimesi var ya, işitme kelimesi. Yevme o gün yesmeune işitecekler, artık çoğul şekilde geliyor, işitecekler. Asayhatte bilhakkı. Hak ile bir sayha işitilir. İşte o sayha dediği nedir? O sayha da o sura üfürüldüğü zaman çıkacak olan sestir. Hatta başka Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde özellikle Yasin suresinde geçer o. Hani Allah bir kariye ikinci sayfada arz eder onu. Yasin suresinin ikinci sayfasında bir misal verir, bir kariye, bir köy misal verir. Oraya bir Resul gönderir. Sonra iki tane yine gönderir. Toplam üç tane. Onları, o gönderilen Resulleri de yalanlarlar. Sayhaten, vahideten. Doğru. Orada da o şekilde geçiyor zaten nokta. Sayhaten, vahideten. Tek bir sayha demek. Orada, o Yasin süresinde onlar için, mesela onlar Resulleri öldürmek isterler. Oradan işte uzak yerden Medine'nin uçlarından, o köyün uçlarından birisi koşarak gelir. Onlara der ki ben iman ettim, ben işitin. Onlar da onu şehit ederler. Bunun karşılığında Allah diyor onlara bir ordu indirmedik. Onları biz tek bir sayha ile, tek bir ses ile helak ettik. Oldukları yerde diz çöküp yani dona kaldılar.
İşte buradaki, oradaki o ses neyse, buradaki ses aynı kelime ile ifade edilmiş. Fakat daha önceki ayetlerde sura üfürülür şeklinde geçiyor. Dolayısıyla bu sura üfürülmesi bir çağrıcının bir ses vermesinden alakalı. Hak ile bir ses, bir sayha işitilir o gün. İşte o işitilecek ses sura üfürülme sesidir. Zelike işte bu yevmül hurut, çıkış günü. Yani demek ki bu neymiş? Bu sayha sura ikinci kez üfürülüşün gereğidir. Yani birinci üfürülüşte insanlar ölüyor. Kıyamet kopuyor artık. Her şey işte denizler kaynatılıyor. Güneşle ay birleştiriliyor. İşte kıyamet artık vuku buluyor. Ama ikinci üfürülüşte o sura melek üfürdüğü zaman, o ses meydana geldiği zaman, sayha meydana geldiği zaman artık o gün huruç olur. Yani ihraç, yani çıkış. Zalike işte bu yevmül huruç, çıkış günüdür. Mezarlardan, kabirlerden çıkış günüdür. İnna şüphesiz biz nahnu, yine diyor biz nuhyi diriltiriz. Bakın diriltme işini hay kelimesinin başına nun harfi koyarak kimin yaptığını söylüyor. Ye koysaydı ne olurdu? Yuhyi olurdu. Diriltir olurdu. Ama nuhyi olduğu zaman biz diriltiriz. Şimdi buradaki biz ifadesi yine nedir? Bu diriltme işinden yine meleklerin rolü vardır. İnna şüphesiz biz nahnu evet biz nuhyi biz diriltiriz ve numitu ve öldürürüz ve ileynel masir ve bize dönüştür. Yani dönüş bizedir. El masir, masir dönüş demek. Dönüş bizedir. Bizim üzerimizedir. Yevme o gün teşakkakul arzu. Arz inşikak eder. Yani yarılır. Kabarır. Yarılır. Anhum onlardan sıra'a. Süratlice. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? O gün arz inşikak eder, yarılır. Anhum onlardan sıra'a. Süratlice onlardan inşikak eder, yarılır. Demek ki onların şey olması, mezarlardan yani arzın içindeki durumlarından yukarıya doğru çıkmalarında arzın inşikak etmesi, yarılması süratlice oluyor. Yani çok hızlı bir şekilde öyle bekleyelim hele aradan zaman geçsin diye değil, arz hemen üzerine düşen görevi anında yerine getiriyor. Zalike işte bu haşrun toplanmadır. Aleyna yesir. Bu toplanma bizim üzerimize kolaydır. Yani size zor gelebilir ama Allah diyor ki bizim için çok kolay bir şeydir. Yani toplanılacaktır. Bugün haşir olacaktır. Bugün kıyamet olacaktır. Ve bu bize göre kolaydır. Nahnu biz a'lemu biliriz bime yekulune söylenilen şeyleri biliriz ve me ente aleyhim biccabbarin onlara da sen zorba ya da zorlayıcı değilsin. Cabbar nedir? Zorlama, zorlayan. Onların üzerine ente sen bir cabbar işte zorlayıcı buradaki ma da olumsuzluk bildirir. Değilsin. Zorlayıcı değilsin. Kimlere? Tabii ki kafir olan kimseler. Onları zorlayıcı değilsen yani imana getirecek olan sen değilsin. Hidayeti verecek olan Allah'tır. O yüzden zaten Allah diyor ki onların söylediklerine karşı sabırlı ol. Sabret. Sen Allah'a yönel. Sen
Sadece sana verilen görevi yerine getir, gerisini Allah'a bırak, Allah'a tevekkül et. Fezekkir ve zikret bil Kur'ani, Kur'an'ı zikret, onunla tezekkür et, onunla uyar. Men yehafu ve'id, korkan kimseyi ve vaat edilen, o vaadi yerine getirecek olan kimseyi onunla Kur'an ile tezekkür et. Yani yönelen kim? Bak şurada ne diyor? Ve ente aleyhim bi cabbarin. Yani sen cabbar değilsin, zorlayıcı değilsin. Senin üzerine düşen görev nedir? İşte o görevi de burada veriyor. Fezekkir, böylece sen tezekkür et, hatırlat, öğüt ver. Bil Kur'an'ı, Kur'an ile sen öğüt ver. Ama kimi? Men yehafu ve aid. O vaattan, Allah'ın vaadinden korkan kimseyi. Yani Allah'ın azabı demek. Allah'ın azabından korkan kimseyi olur. Böylece sadakallahu aleyhi lazim diyelim. 45 ayetten oluşan Kaf suresini artık yanlışıyla doğrusuyla meallendirmeye çalıştık. Allah hatalarımızı affetsin. Şimdi benim bazı yerlerde hatalı verebildiğim manalardan dolayı da Allah beni bağışlasın. Artık potansiyelim şu anda bu kadardı. Belki daha başka zamanlar daha farklı şekilde bir bilgiyle donanıp daha fazla şey yapabiliriz, açılımda bulunabiliriz. Ama şu anki durum bu şekilde. Bu gece yapabileceğim şey artık bu şekilde cereyan etti. İcraatımız bu şekilde oldu. Allah hepinizden de razı olsun. Kaf suresini inceledik, değerlendirmeye çalıştık, anlamaya çalıştık. Katılımcı arkadaşlardan, yorum yapan arkadaşlardan başından sonuna kadar benimle beraber yayında kalıp yardım eden arkadaşlarımızdan, dinleyen arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Allah hepinizi Kur'an ile iştigal eden kullarından ihsan eylesin diyorum. Yayınımızı kapatıyoruz. Hoşça kalınız. Selamun aleyküm.